Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitaba başlıyoruz. Kara Delikler ve Bebek Evrenler isimli kitap. Stephen Hawking'in kitabı arkadaşlar. Daha önce okumadığım bir kitap. Onun için merakla bekliyorum. Okuyacağım. Hemen ekran paylaşımı yapalım. Bu kitabımızı bir açalım. Stephen Hawking, Kara Delikler ve Bebek Evrenler. Yani ses çok uzun mu? Bakalım. Neyse. Okuyalım. Bu kitapta 1976 ile 1992 yılları arasında yazdığım yazılar, bazı yazılar yer almaktadır. Bunlar arasında otobiyografik yazılardan bilim ve evren hakkındaki heyecanımı açıklama girişimi niteliğindeki yazılara kadar değişik yazılar var. Kitap katıldığım Desert Island Discs programının metniyle sona ermektedir. Bu İngiltere'ye özgü bir programdır. Konuğa ıssız bir adada yalnız kalmış olduğunu düşünmesi ve kurtarılana dek dinleyerek zaman geçirebileceği 8 plağı seçmesi söyleniyor. Neyse ki ben uygarlığa geri dönene kadar fazla beklemek zorunda kalmadım. Yazılar 16 yıllık bir dönem içinde yazılmış oldukları için yıllar içinde artmış olduğunu umduğum bilgimin o zamanki durumunu yansıtıyorlar. Bu nedenle her yazının tarihini ve hangi nedenle yazılmış olduğunu belirttim. Her biri kendi başına bir bütün olduğundan kaçınılmaz olarak belli miktarda tekrar var. Tekrarları azaltmaya çalıştım fakat bazıları kaldı. Bu kitaptaki bazı yazılar konuşmalar için hazırlanmışlardı. Sesim o kadar kötüleşmişti ki konuşmaları ve seminerleri genellikle beni anlayabilen veya yazdığım metni okuyan bir araştırma öğrencim yardımıyla gerçekleştiriyordum. Ancak 1985 yılında konuşma gücümü tümden yok eden bir ameliyat geçirdim. Bir süre için hiçbir iletişim aracım olmadı. Sonunda bana bir bilgisayar sistemi ve çok iyi bir konuşma sentezcisi sağlandı. Şaşırtıcı bir şekilde büyük dinleyici gruplarına seslenen başarılı bir konuşmacı olabileceğimi gördüm. Dilimde açıklamalarda bulunmak ve soruları yanıtlamaktan zevk alıyorum. Bunu nasıl daha iyi yapabileceğim konusunda öğreneceğim çok şey olduğuna eminim. Fakat ilerlediğimi umuyorum. Bu sayfaları okuyarak siz de ilerlemiş olup olmadığım konusunda değerlendirmede bulunabilirsiniz. Ben evrenin bilinmez ve anlaşılmaz bir şey, insanın sezgileri olabileceği fakat hiçbir zaman tam olarak analiz edemeyeceği veya kavrayamayacağı bir şey olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu görüşün hemen hemen 400 yıl önce Galilei tarafından başlatılan ve Newton tarafından devam ettirilen bilimsel devrime karşı haksızlık ettiğini düşünüyorum. Onlar evrenin en azından bazı alanlarının gelişigüzel şekilde davranmadıklarını, kesin matematiksel yasalar tarafından yönetildiklerini gösterdiler. O zamandan beri geçen yıllar içinde Galile ve Newton'un çalışmalarını evrenin hemen hemen her alanına uzatmış bulunuyoruz. Şimdi normal yaşamda karşılaştığımız her şeyi yöneten matematiksel yasalara sahibiz. Şimdi parçacıkları çarpıştıkları zaman ne olacağını bilmediğimiz kadar yüksek enerjilerde hızlandırmak üzere dev makineler inşa etmek için milyarlarca dolar harcamamız başarımızın bir ölçüsüdür. Bu çok yüksek parçacık enerjileri yeryüzünde normal durumlarda oluşmaz. Bu yüzden onları incelemek için büyük paralar harcamak akademik veya gereksiz
görülebilir. Fakat bu yüksek parçacık enerjilerinin evrenin başlangıç aşamalarında var olmuş oldukları anlaşılmaktadır. Bu yüzden kendimizin ve evrenin nasıl başladığını anlamak için bu enerjilerde ne olduğunu araştırmalıyız. Hala evren hakkında bilmediğimiz veya anlamadığımız çok şey var. Özellikle son yüzyılda gerçekleştirilmiş olduğumuz büyük ilerlemeler tam bir anlayışın gücümüzün ötesinde olmadığına inanma konusunda bizi cesaretlendirmelidir. Sonsuza kadar karanlıkta el yordamıyla yürümek zorunda olmayabiliriz. Evrenin tam bir teorisini ortaya koyabiliriz. O durumda aslında evrenin efendileri oluruz. Bu kitaptaki bilimsel yazılar, evrenin şimdi kısmen kavrayabileceğimiz ve fazla uzak olmayan bir gelecekte tam olarak anlayabileceğimiz bir düzenle yönetildiği inancıyla yazılmışlardır. Bu umudun yalnızca bir serap olması, en temel teori niteliğinde bir teori olmaması, varsa da bizim onu bulmamamız söz konusu olabilir. Fakat insan zihninden umutsuz olmaktansa tam bir anlayış için uğraşmanın daha iyi olduğu kesindir. Stephen Hawking, 31 Mart 1993. Çocukluk. Ben Galileo'nun ölümünden tam olarak 3 yıl sonra 8 Ocak 1942'de doğdum. Ancak tahminimce o gün 200 bin başka bebekle doğdu. Onlardan herhangi birinin daha sonraları astronomiyle ilgilenmediğini bilmiyorum. Ailem Londra'da oturuyordu ama ben Oxford'da doğdum. Bunun nedeni Oxford'un İkinci Dünya Savaşı sırasında doğmak için güvenli bir yer olmasıdır. Almanlar İngiltere'nin Heidelberg ve Göttingen'i bombalamaması karşılığında Oxford ve Cambridge'i bombalamama konusunda bir anlaşma yapmışlardı. Ne yazık ki bu tür uygarca düzenlemeler daha fazla şehri kapsayacak şekilde genişletilememiştir. Bu yazı ve bundan sonra gelen yazı Eylül 1987'de Uluslararası Motor Nöron Hastalığı Derneği'nde yaptığım bir konuşmaya dayanmaktadır ve Ağustos 1991'de yazılmış yazılarla birleştirilmiştir. Babam Yorkshire'lıdır. Onun babası benim büyük babam varlıklı bir çiftçiydi. Çok fazla çiftlik satın almış ve bu yüzyılın başındaki tarımsal depresyon sırasında iflas etmişti. Bu durum babamın ailesini çok kötü duruma sokmuşsa da tıp eğitimi aldığı Oxford'a göndermeyi başarmışlardı. Babam daha sonra tropik tıpta araştırma çalışmasına başladı. 1935 yılında Doğu Afrika'ya gitti. Savaş başladığında gönüllü olarak askeri hizmete katılmak için İngiltere'ye gidecek bir gemi bulmak üzere Afrika'da bir kara yolculuğu yaptı. Ancak ona tıbbi araştırmada daha değerli olduğu söylendi. Annem Glasgow'da bir aile doktorunun 7 çocuğundan ikincisi olarak doğmuştu. 12 yaşına geldiğinde aile güneye Devon'a taşındı. Babamın ailesi gibi durumları kötüydü ancak onlar da annemi Oxford'a göndermeyi başarmışlardı. Oxford'dan sonra annem sevmediği vergi denetmenliği de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı. Bir sekreter olmak üzere bu işten çıktı. Bu onun savaşın ilk yıllarında babamla tanışmasını sağladı. Biz Kuzey Londra'da Highgate'de oturuyorduk. Büyük kız kardeşim Mary benden 18 ay sonra doğmuştu. Bana onun doğumunu iyi karşılamadığım söylendi. Bütün çocukluğumuz boyunca aramızda az yaş farkıyla beslenen belli bir gerilim vardı. Ancak yetişkinlik dönemimizde farklı yollarda bu ilerlerken bu gerilim ortadan kayboldu. O babamın hoşuna giden bir şekilde doktor oldu. Küçük kız kardeşim Filipia
Filippa. Ben yaklaşık 5 yaşındayken doğdu ve neler olup bittiğini anlayabiliyordum. Üçümüz oyun oynayabilmemiz için onun gelişini iple çektiğimi anımsıyorum. O çok hareketli ve kavrayışlı bir çocuktu. Düşünüş tarzı ve fikirlerine her zaman saygı duyardım. Küçük erkek kardeşim Edward çok daha sonraları, ben 14 yaşındayken doğdu. Bu yüzden pek çocukluk dönemime girmedi. Akademik ve entelektüel olmayışıyla diğer üç çocuktan çok farklıydı. Bu büyük olasılıkla bizim için iyi bir durumdu. Oldukça zor bir çocuktu. Fakat onu sevmekten kendimizi alamazdınız. Anımsadığım en eski şey Highgate'de Weir House çocuk yuvasında duruşum ve çılgınca ağlayışımdır. Her tarafımda çocuklar sevimli oyuncaklarla oynuyorlardı. Onlara katılmak istiyordum fakat yalnızca 2,5 yaşındaydım ve bu tanımadığım insanların yanında ilk bırakılışımdı. Ailemin benim tepkime oldukça şaşırmış olduğunu sanıyorum. Çünkü ben onların ilk çocuklarıydım ve onlar çocukların 2 yaşında sosyal ilişki kurmaya başlamaları gerektiğini söyleyen çocuk geliştirme kitapları okuyorlardı. O korkunç sabahtan sonra beni aldılar ve 1,5 yıl sonra kadar Byron House'a geri götürmediler. O zaman savaş sırasında ve savaştan hemen sonra Highgate bazı bilimsel ve akademik kişilerin oturduğu bir yerdi. Bir başka ülkede onlara entelektüeller denildi. Fakat İngilizler hiçbir zaman entelektüelleri olduğunu kabul etmemişlerdir. Tüm bu aileler çocuklarını o zamanlar çok ilerici bir okul olan Brighton House okuluna gönderiyorlardı. Ben aileme bana hiçbir şey öğretmedikleri konusunda yakındığımı anımsıyorum. Onlar o zamanlar kabul edilmiş olan konuları tekrarlatarak öğretme yöntemine inanmıyorlardı. Onun yerine size bir şey öğretildiğini fark etmeden okumayı öğrenmeniz gerekiyordu. Sonunda okumayı öğrendim ama bu oldukça geç, 8 yaşında gerçekleşti. Kız kardeşim Filipia daha geleneksel yöntemlerle okuma öğretildi ve 4 yaşına geldiğinde okumayı öğrenmişti. O zamanlar o kesinlikle benden daha parlak bir çocuktu. Ailenin savaş sırasında herkesin Londra'nın bombalanıp dümdüz edileceğini düşündüğü bir zamanda çok ucuza satın almış olduğu uzun dar bir Victoria tipi evde oturuyorduk. Esasen birkaç ev uzağa bir V2 roketi düştü. O sırada ben annem ve kız kardeşimle birlikte dışarıdaydım. Fakat babam evdeydi. Neyse ki ona bir şey olmadı ve evde fazla hasar yoktu. Fakat yıllarca yolun aşağısında karşı sırada 3 ev ötede oturan arkadaşım Howard ile üzerinde oyun oynadığımız büyük bir bomba alanı vardı. Howard benim için bir keşifti. Çünkü onun ailesi bildiğim tüm diğer çocukların aileleri gibi entelektüel değildi. O Byron House'a değil, konsey okuluna gitti ve benim ailemin devam edilmesini hayal etmiş olamayacağı futbol ve boks gibi sporları biliyordu. Bir başka eski anı ilk tren setime alışımdı. Savaş sırasında en azından yurt içi pazar için oyuncaklar imal edilmiyordu. Fakat ben maket trenlere karşı tutkulu bir ilgi duyuyordum. Babam bana tahtadan bir tren yapmayı denedi ama ben çalışan bir şey istediğim için o beni tatmin etmedi. Böylece babam elden düşme mekanik bir tren aldı. Lehimleyerek tamir etti ve yaklaşık 3 yaşındayken Noel hediyesi olarak bana verdi. Bu tren iyi çalışmadı. Savaştan hemen sonra babam Amerika'ya gitti. Queen Mary ile geri geldiğinde o zamanlar İngiltere'de bulunmayan bazı naylon eşyalar getirdi. Kız kardeşim Mary'e yatırıldığı zaman gözlerini kapatan bir bebek ve bana lokomotif mahmuzu ve 8 şeklinde rayları olan bir Amerikan treni almıştı. Kutuyu açtığım zamanki heyecanımı hala anımsıyorum.
Mekanik trenlerin hepsi çok iyiydi fakat benim gerçekte istediğim şey elektrikli trendi. İlk gelecek yakınında Crouch End'de bir vagon maketini izleyerek saatler geçiriyordum. Elektrikli tren rüyası görüyordum. Sonunda annem ve babamın her ikisinin de uzakta bir yerde olduğu bir gün bankadan insanların bana vaftiz edilişim gibi çok özel olaylarda vermiş oldukları çok mütevazı miktardaki paranın tamamını çekme fırsatı buldum. Parayı bir elektrikli tren seti almak için kullandım. Ama şansıma iyi çalışmayan bir tren çıkmıştı ve ben çok bozulmuştum. Şimdi biz tüketici haklarını biliyoruz. Tren setini geri götürüp dükkanın veya imalatçının onu değiştirmesini istemem gerekiyordu. Fakat o günlerde bir şey satın almak bir imtiyazlı ve eğer arızalı çıkarsa o yalnızca sizin kötü şansınız oluyordu. Böylece makinenin elektrik motorunun tamiri için para harcadım. Ama hiçbir zaman istediğin gibi çalışmadı. Daha sonraları ilk gençlik döneminde maket uçaklar ve gemiler yaptım. Ellerimi gereken beceriyle kullanamıyordum. Maket yapımında benden çok daha iyi olan ve evlerinde babasının bir atölyesi bulunan okul arkadaşım John McClanahan ile birlikte uğraşıyorduk. Benim amacım her zaman kontrol edebileceğim çalışan maketler yapmaktı. Neye benzediklerini aldırış etmiyordum. Kanımca beni bir başka okul arkadaşım Roger Fernayhawk ile bir dizi çok karmaşık oyun icat etmeye yönelten de aynı itkiydi. İçinde farklı renklerde ünitelerin yapıldığı fabrikaları, bu ünitelerin üzerlerinde taşıdıkları karayolları, demir yolları ve bir borsası olan bir imalat oyunu vardı. 4.000 kareli bir tahtada oynanan bir savaş oyunu ve hatta içinde her oyuncunun bir aile ağacı olan tüm bir hanedanı temsil ettiği bir feodalite oyunu da vardı. Kanımca trenler, gemiler ve uçakların yanı sıra bu oyunlar her şeyin nasıl çalıştığını anlama ve kontrol etmeyi bilmek konusundaki bir dürtüden geliyordu. Doktorama başlayalı. Bu gereksinimin kozmolojideki araştırmam tarafından karşılanmıştır. Eğer evrenin nasıl çalıştığını anlarsanız onu bir şekilde kontrol edersiniz. 1950 yılında babamın iş yeri Highgate yakınındaki Hampstead'den Londra'nın kuzey kenarında Millie Hill'de yeni inşa edilen National Institute of Medical Research taşındı. Highgate'den dışarı yolculuk yapmak yerine Londra dışına çıkmak ve şehre yolculuk yapmak daha akla uygun geldi. Bu nedenle ailem Millie Hill'in 10 mil, Londra'nın 20 mil kadar kuzeyinde St. Albans Katedral şehrinde bir ev satın aldı. Bu ev belli bir güzellik ve özellik taşıyan büyük Victoria tipi bir evdi. Bu evi satın aldığında ailemin durumu pek iyi değildi ve taşınmadan önce üzerinde oldukça fazla iş yapmak zorunda kalındı. Daha sonra bir Yorkshireli olarak babam herhangi bir tamir işine para ödemeyi reddederek onarım ve boya işini elinden geldiğince kendi yapmaya çalıştı. Ama bu büyük bir evdi ve babam bu tür işlerde fazla becerili değildi. Ancak ev sağlam yapılıydı. Bu eksikliğe dayandı. 1985 yılında babam ağır hastayken 1986 yılında öldü. Ailem bu evi sattı. Satılmadan önce onu gördüm. Pek onarılmış gibi durmuyor. Hala eskisine çok benzer görünüyordu. Bu ev hizmetçileri olan bir aileye göre tasarımlanmıştı ve ileride hangi odadan zil çalındığını gösteren bir gösterge tahtası vardı. Kuşkusuz hizmetçilerimiz yoktu fakat benim ilk yatak odam L şeklinde büyük olasılıkla daha önce hizmetçinin kaldığı bir odaydı. Ben onu benden biraz büyük olan ve kendisine büyük hayranlık duyduğum kuzenim Sarah'ın
önerisi üzerine istedim. Sara orada çok eğlenebileceğimizi söyledi. Odanın ilgi çekici yönlerinden biri pencereden bisiklet barakasının çatısına geçilebilmesi, oradan geri inilebilmesiydi. Sara, annemin bir doktor olarak yetişen bir psikanalist ile evlenen en büyük kız kardeşinin kızıydı. Onlar 5 mil daha kuzeyde bir köy olan Harpenden'de oldukça benzer bir evde oturuyorlardı. Sen Albans'a taşınmamızın nedenlerinden biri onlardı. Sarah'a yakın olmak benim için büyük bir şanstı ve sık sık otobüsle Harpenden'e gidiyordum. İngiltere'de Londra'dan sonra en önemli Roman yerleşim yeri olan St. Albans, eski Roma Verulamium şehrinin kalıntılarının yanındaydı. Orta çağlarda Britanya'nın en zengin manastırı buradaydı. Bu şehir Britanya'da Hristiyan inancı nedeniyle idam edilen ilk kişi olduğu söylenen bir Roma yüzbaşısı St. Alban'ın türbesi etrafında inşa edilmişti. Manastırdan tüm kalan çok büyük ve oldukça çirkin bir manastır kilisesi ve daha sonraları benim gittiğim St. Albans School'un bir parçası haline gelmiş olan eski manastır giriş binasıydı. Gate ve Harpenden ile kıyaslanırsa St. Alban biraz kaba ve tutucu bir yerdi. Annem ve babamın burada pek arkadaşı yoktu. Onlar özellikle babam için babam içe kapalı kişiler olduklarından bu kısmen onların kendi hatalarıydı. Fakat bu şehir aynı zamanda farklı bir nüfusu yansıtıyordu. Kuşkusuz St. Albans'taki okul arkadaşlarımın ailelerinden hiçbiri entelektüel olarak tanımlanamazdı. İlk gelişte ailemiz oldukça normal karşılanmıştı. Fakat kanımca St. Albans'ta egzantrik olarak değerlendirildiğimiz kesindi. Bu durum para tasarrufu sağlaması koşuluyla görünüm konusunda hiçbir şeye aldırış etmeyen babamın davranışıyla artmıştı. O gerçekten ailesi çok yoksulmuş ve bu onda bir şeye aldırış etmeyen bu onda kalıcı bir etki bırakmış. O gençken ailesi çok yoksulmuş ve bu onda kalıcı bir etki bırakmış. Daha sonraki yıllarda maddi durumu uygunken bile kendi konforu için para harcamaya dayanamazdı. Çok üşüdüğü halde kalorifer tesisatı koymayı reddetti. Onun yerine normal elbiselerinin üzerine çeşitli süveterler ve bir robe de chambre giyerdi. Ama başka insanlara karşı çok cömertti. 1950'lerde yeni bir araba almaya maddi gücümüzün yetmeyeceğini düşündü ve savaş öncesinden kalma bir Londra taksisi satın aldı. O ve ben garaj olarak bir baraka yaptık. Komşular öfkelenmişlerdi fakat bizi durduramadılar. Çocukların çoğu gibi genele uygun olma gereksinimini duyuyordum ve ailem beni utandırıyordu. Fakat bu hiçbir zaman onların canını sıkmadı. St. Albans'a ilk geldiğimizde adına rağmen 10 yaşına kadar erkek çocukların da alındığı kız lisesine gittim. Fakat bir dönem orada kaldıktan sonra babam hemen hemen her yıl yaptığı Afrika gezilerinden birine çıktı ve bu 4 ay kadar oldukça uzun bir süreyi aldı. Annem tüm o süre içinde terk edilmiş olmak istemedi ve iki kız kardeşimi ve beni şair Robert Graves ile evlenmiş olan okul arkadaşı Berili ziyarete götürdü. Onlar İspanyol adası Mallorca'da Dea adlı bir köyde yaşıyorlardı. Bu savaştan 5 yıl sonraydı ve Hitler Mussolini'nin müttefiği İspanya diktatörü Francisco Franco hala iktidardaydı. Esasen o 20 yıl daha iktidarda kaldı. Yine de savaştan önce Genç Komünistler Birliği'nin bir üyesi olan annem 3 küçük çocukla gemi ve tren yoluyla Mallorca'ya gitti. Dea'da
Bir ev kiraladık ve çok güzel vakit geçirdik. Robert'ın oğlu William ile birlikte aynı öğretmenden ders alıyorduk. Bu öğretmen Robert'ın himayesi altında biriydi ve bize öğretmenlik yapmaktan çok Edinburgh Festivali için bir oyun yazmaya ilgi duyuyordu. Bu nedenle bize her gün İncil'den bir bölüm okuma ve onun üzerine bir parça yazma görevi verdi. Burada amaç bize İngiliz dilinin güzelliğini öğretmekti. Ben ayrılmadan önce tüm Genesis bölümünü ve Exodus bölümünün bir kısmını bitirdik. Bundan öğrendiğim başlıca şeylerden biri cümleye V ile başlamamaktı. İncil'deki cümlelerin çoğunun V ile başladığına işaret ettim ama bana Kral James'in zamanından beri İngilizcenin değişmiş olduğu söylendi. O durumda neden bize İncil okutturulduğunu sordum. Bu boşunaydı. Robert Graves o zamanlar İncil'deki sembolizm ve mistisizme çok düşkündü. Mallorca'dan döndüğümüzde bir yıl için bir başka okula gönderildim ve ardından 11 plus sınavı denen sınava girdim. Bu o zamanlar devlet okulunda eğitim isteyen tüm çocukların girdiği devlet yönetiminde bir zeka testiydi. Esas olarak bazı orta sınıf çocukları başarısız kaldığı ve akademik olmayan okullara gönderildikleri için şimdi bu sınavlar kaldırılmıştır. Fakat ben testler ve sınavlarda kurs çalışmasından daha başarılı olma eğilimindeydim. Böylece 11 plus sınavını geçtim ve St. Albans School'da ücretsiz öğrenim hakkı elde ettim. Yaşındayken babam başlıca halka ait yani özel okullardan biri olan Westminster School'a girmeyi denememi istedi. O zamanlar güven bir insana daha sonraki yaşamında yardımcı olacak arkadaş çevresi kazanmak için uygun özel okula gitmenin çok önemli olduğu düşünülürdü. Babam bunların eksikliğini hissediyordu ve ailesinin yoksulluğu onu geride tutmuş ve daha az yetenekli fakat daha fazla sosyal üstünlüğü olan kişiler tarafından geçirmesine yol açmıştı. Ailemin durumu iyi olmadığı için bir burs kazanmak zorunda kalacaktım fakat sınav günü hastaydım ve sınava giremedim. St. Albans School'da kaldım ve Westminster'de olacağından daha iyi değilse de onun kadar iyi bir eğitim aldım. Hiçbir zaman sosyal konumumdan ötürü bir engelle karşılaşmadım. O zamanlar İngiliz eğitimi son derece hiyerarşikti. Okullar akademik olanlar ve olmayanlar diye ayrılmakta kalmıyordu. Akademik okullar da yeniden ABC bölümlerine bölünmüşlerdi. Bu durum A bölümünde olanlar için iyiydi ama B bölümünde olanlar için o kadar iyi değildi. Cesaretleri kırılan C bölümünde olanlar için ise daha kötüydü. 11 Plus sınavı sonuçları temelinde A bölümüne yerleştirildim. Fakat ilk yıldan sonra sınıfta 20.'den sonrası B bölümüne indiriliyordu. Bu kendilerine güvenleri açısından bazılarının hiçbir zaman altından kalkamadığı muazzam bir darbeydi. St. Albans'taki ilk iki dönem 24. ve 23. oldum fakat 3. dönem 18. oldum ve böylece ucu ucuna kurtuldum. Hiçbir zaman sınıf ortalamasının üstüne çıkmadım. Sınıfım çok parlak bir sınıftı. Sınıf çalışmam çok düzensizdi ve el yazım öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratıyordu. Fakat sınıf arkadaşlarım bana Einstein lakabını takmışlardı. Belki de onlar
olumlu bir şeylerin işaretini görmüşlerdi. 12 yaşındayken arkadaşlarından birisi bir başkasıyla benim asla bir balta hesap olamayacağım konusunda bir paket tatlısına iddiasına girdi. Bu iddianın sonuçlanıp sonuçlanmadığını, sonuçlandıysa nasıl sonuçlandığını bilmiyorum. 6-7 yakın arkadaşım vardı. Bunların çoğuyla hala bağlantıdayım. Radyo kontrolünden dine, parapsikolojiden fiziğe kadar hemen hemen her şeyi kapsayan uzun tartışmalarımız oluyordu. Konuştuğumuz şeylerden biri evrenin kökeni, kurulması ve işlemesi için bir tanrıya gerek olup olmadığıydı. Uzak galaksilerden gelen ışığın spektrumun kırmızı ucuna doğru kaymış olduğunu ve bunun evrenin genişlemekte olduğunu gösterdiğini, kabul edildiğini duymuştum. Mavi uca doğru bir kayma büzülmekte olduğu anlamına gelecekti. Fakat kırmızıya kaymanın bir başka nedeni olması gerektiğine emindim. Belki ışık bize gelirken yoruluyor ve kırmızılaşıyordu. Esas olarak değişmeyen ve sonsuza kadar süren bir evren bana çok daha fazla doğal görünüyordu. Ancak 2 yıllık doktora araştırmasından sonra yanıldığımı kavradım. Evren genişlemektedir. Okulun son 2 yılına geldiğimde matematik ve fizikte uzmanlaşmak istedim. Bize isim veren Mr. Tahta adlı bir matematik öğretmeni vardı ve okulda matematikçilerin kendi sınıfları olarak ayırdıkları yeni bir matematik odası yapılmıştı. Fakat babam buna çok karşıydı. O matematikçilerin öğretmenlikten başka bir iş bulamayacağımı düşünüyordu. Aslında benim tıp eğitimi almamı istiyordu. Fakat ben de hala tanımlayıcı olduğunu ve yeterince temel olmadığını düşündüğüm biyolojiye karşı hiçbir ilgi yoktu. Ayrıca biyolojinin okuldaki statüsü de oldukça düşüktü. En parlak çocuklar matematik ve ildikleriydiler. Daha az parlak olanlar biyolojideydiler. Babam biyolojiye girmeyeceğimi biliyordu fakat benim kimyaya girmemi ve yanında matematik almamı sağladı. O bunun benim bilimsel seçeneklerimi açık tutacağını düşünüyordu. Ben şimdi bir matematik profesörüyüm fakat 17 yaşındayken St. Albans School'dan ayrıldığımdan bu yana hiç resmi matematik eğitimi almadım. İlerledikçe bildiğim matematiği kullanmak zorunda kaldım. Cambridge'de lisans öğrencilerine denetmenlik yapıyordum ve derste onlardan bir hafta ileride oluyordum. Babam tropik hastalıklar konusunda araştırmaya başlamıştı ve beni Millie Hill'deki laboratuvarına götürdü. Bu özellikle mikroskoplardan bakmak hoşuma giderdi. O ayrıca beni tropik hastalıklar taşıyan sivrisineklerin bulunduğu böcek yuvasına da götürürdü. Bu beni endişelendirirdi çünkü her zaman ortada serbestçe dolaşan birkaç sivrisinek görünürdü. O çok çalışkandı ve kendisini araştırmasına vermişti. O kadar iyi olmayan fakat uygun geçmiş ve bağlantıları olan başkalarının onu geçtiğini düşündüğü için biraz öfkeliydi. Ben bu tür insanlara karşı uyarırdı. Herhalde o beni olacak. Beni bu tür insanlara karşı uyarırdı. Fakat kanımca fizik tıptan biraz farklıdır. Hangi okula gitmiş olduğunuz veya kiminle ilişkiniz olduğu önem taşımıyor. Ne yaptığınız önem taşıyor. Her şeyin nasıl çalıştığı konusuna her zaman ilgi duyuyor ve nasıl çalıştıklarını anlamak amacıyla eşyaları parçalara ayırıyordum. Fakat onları tekrar bir araya getirmede o kadar iyi değildim. Pratik yeteneklerim hiçbir zaman teorik sorgulamalarımla uyuşmuyordu. Babam bilime ilgimi cesaretlendirdi ve hatta ondan bir aşama öteye gidene kadar bana matematikte yol gösterdi.
Bu geçmiş ve babamın işi de bilimsel araştırmaya girecek olmam bana doğal görünüyordu. Erken yaşlarda bir bilim türü ile diğeri arasında ayrım yapamıyordum. Fakat 13 veya 14 yaşından itibaren en temel bilim olduğu için fizikte araştırma yapmak istediğimi biliyordum. Bu okulda en sıkıcı konu olmasına rağmen fiziğin çok kolay ve açık olması nedeniyle böyleydi. Kimya çok daha sıkıcı konu olmasına karşın fiziğin çok kolay ve açık olması nedeniyle böyleydi. Kimya çok daha eğlenceliydi çünkü sık sık patlamalar gibi beklenmedik şeyler oluyordu. Fakat fizik ve astronomi nereden geldiğimizi ve neden burada olduğumuzu anlama ümidi sunuyorlardı. Evrenin çok daha derinlerine inmek istiyordum. Belki küçük ölçüde başarmış bulunuyordum. Fakat hala bilmek istediğim çok şey var. Evet, burada kalalım. Birinci kısmı okumuş olduk. Birinci yazı. İkinci yazıdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki okumamızda. Hayırlı akşamlar hepinize.